Yedi Kırmızı grupta playoff hattında, sezon başından bu yana playoff hattında ilerleyip durdu. Yani bu yolun sonunda hedefi soracağım ama öncelikle ben son maçtan başlamak istiyorum. Kahramanmaraş'ı 4-0 yendik. Yendik diyorum bu arada, ben de bilen Teşekkür ederiz. bilir. Sağ olun. Öncelikle o maçın değerlendirmesini almak istiyorum. Ben de maçı izledim. Büyük bir çoğunluğunu. Maç değerlendirmesini almak istiyorum. Kahramanmaraşspor maçıyla ilgili. Ya önce ikinci yarılar hiçbir zaman kolay olmaz. Üçüncü lig olur, ikinci lig olur, PTT olur, Süper Lig olur fark etmiyor. Yani oyunculuk kariyerimde de aynı şeyler oldu. İkinci devreler her zaman zor olur. Kolay hiçbir zaman maç olmaz. Takviye yapılıyor. Hoca değişiklikleri oluyor. Maraş da ikinci devreye iyi başlayan takımlarından bir tanesiydi. 4 puan aldılar. Biliyorsun Maraş'ta oynamıyorlar maçı. Osmaniye'de oynadıkları halde. Serik'te 3-0'lık bir galibiyet. Sonra bir beraberlik aldılar. 4 puanla geldiler. Biz de ikinci yarıya 1 puanla başlamıştık. Turgut'u da çok kaçırdık. Sakarya'da iyi mücadele ettik. Çok kaliteli bir ekibiz. Turgut'u da kaçırdıklarımızı bu maçta attığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. İyi bir oyun oldu. Daha farklı da olabilirdi. Hem ekibimi hem futbolcu kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum burada. Bizim ihtiyacımız vardı. Hedeflerimiz doğrultusunda. İnşallah 2022 yılının ilk galibiyeti, ikinci devrenin ilk galibiyeti ve serinin ilk başlangıcı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Hocam, Bayburtspor şu anda ligde 5. sırada yer alıyor. Playoff hattında yer alıyor. Zaten hep dediğim gibi playoff hattının içinde ya da bir sıra altında, iki sıra altında ilerledi bu süre boyunca. Bayburtspor'un asli hedefi şampiyonluk mu, yoksa önce playoff'a gidelim sonra olursa şampiyonluk mu düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, takım kurulduğunda Celil Başkanım sağ olsun istediğimiz bütün oyuncuları katmamıza yardımcı oldu. Celil Çalışkan Başkanım. Oyuncu topluluğunun da hedefi şampiyonluk. Şimdi ikinci devreye başladığımızda 9 puan vardı. Şu an puan farkını 8'e düşürdük 3 maç sonunda. Ben şampiyonluğun en büyük hedefi ekibim ve takımıma çok güvendiğim için kendimizi görüyorum. Büyük camialar var. Yaklaşık 10-12 tane büyük takım var. Hem şehir olarak hem bütçe olarak. Ama çok inanmış bir futbolcu topluluğu var. O yüzden başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani bu hedefe direkt şampiyonluk olarak devam edip eğer olmazsa playoff'un içinde zaten kalacağımızı düşünüyorum. Dışarı çıkacağımızı düşünmüyorum. Olmazsa da şehirle, taraftarla bütünleşip PTT'ye çıkan takım Bayburtspor olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah hocam. Peki şampiyonluk yarışındaki diğer favori takımları hangi takımlar olarak görüyorsunuz? Hangi takımlar ağırlıyorsunuz sizce? Ya şimdi isim söylemem gerekirse zaten belli ama Sakaryaspor, Hekimoğlu, alttan gelen Bodrum, bütçesi çok fazla 4-5 tane daha takım var. Hepsini saymayacağım. Zaten Afyonspor'un önünde. potada Afyon var ama ben Afyon'u belki kızacaklar ama Afyon'un başarabileceğine inanmıyorum. Sivas Belediye var. Çok iyi bir başlangıç yaptılar. Ligi devam ettiler. Alttan Ankaraspor'un da yetişebileceğini kızacaklar belki ama düşünmüyorum. Çorum çok oyuncu kaybetti. Bilmiyorum. Yani 5-6 takım arasında çok çetin şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Diğerlerinin hedefi playoff olacak. Çünkü çok oyuncu kaybettiler. Biz de tam tersine oyuncu kaybettik ama yerlerine oyuncu aldık. Daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. O yüzden en büyük kendimizi görüyorum. Ondan sonrakiler için de bir şey diyemiyorum sana kardeşim. Kim hak ediyorsa emin ol çok değerli bir şampiyonluk olacak. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü çok zor bir grup. Yaklaşık 10-12 tane çok para harcayan takım var. Kim başarırsa çok değerli bir şampiyonluk kazanmış olacak. Hocam, beyaz grupta şampiyonluk onun en büyük favori Pendikspor. Orada bir ağır basıyor. Ama kırmızı grupta aynı şey pek mümkün değil. Hatta Sakaryaspor'la Hekimoğlu da şimdi 1461 Trabzon oldu. Onlar uzun bir süre namağlupler ama yine de kırmızı grupta belli bir favori, ağır bir favori yok denilebilir. Bence daha zor bir grupta Evet, Bayburtspor. çok daha zor grup. İşte söylediğim gibi ikinci devreye 9 puan farkla girdik. Kaybettiğimiz halde 12'ye çıkan fark 2 haftada 8'e düştü. Yani 3 hafta sonra bir puan öne de geçebilirsin. 3'te 0 yapabilir. Yani kolay maç yok. O yüzden hedefimiz bizim direkt olarak üstüne basa basa söylüyorum. Bunu da bana söyleten futbolcu topluluğu, futbolcu ekibinin kalitesi. O yüzden üstüne basa basa tek hedefimiz şampiyonluk diyorum. İnşallah bunu başaracak güçteyiz. Ekibin kalitesi her şeyi başaracak güçte.
O yüzden diğerleri beni şu an ilgilendirmiyor. Belki ukala diyecekler ama. İnşallah hocam. Şimdi transfer döneminde ben genelde yayın yaptığımda Atsa'dan bir sürü transferle ilgili yorumlar geliyor. Evet. Transferle ilgili birkaç soru soracağım. Tabii. Giden oyuncularla ilgili de soracağım, genel oyuncularla ilgili de. Öncelikle yapılan transferlerden hocam memnun musunuz? Eksik olduğunu düşündüğünüz bölge hala var mı? Ya Celil Başkan'dan Allah razı olsun. Bize çok güvendi. İstediğimiz bütün oyuncuları da kattı. Bir oyuncu katamadık diyeyim sadece. Maliyet çok yüksek oldu. Ona da girmek istemiyorum. Çok yüksek bir maliyetti. Onun dışında istediğimiz bütün Hangi oyuncuları mevkide oldu? aldık. Efendim? Hangi mevkiyi alamadınız ya? Kenar oyuncusuydu. Kanat oyuncusu. Kenar oyuncusuydu. Kulüple bonserviste anlaşamadık. Ama onun dışında Celil Başkan'la yaptığım bütün istişarelerde istediğimiz bütün oyuncuları kattı. Katmaya da devam ediyor. Dışarı atılacak paramız yok. Bu ayrı bir şey. Kattığımız oyuncuları da takımımızın bütçesini aşmadan kattık. Hepsi mutlu olarak geldiler. Zaten bizi istemeyen kimse aramızda değil. Bu ekip hep birlikte hareket etti. Birlikte başardı. O yüzden de bu birliktelik devam ederek yeni gelenler de bunların arasına katılarak başarılı olmaya devam edeceğiz. Hocam burada bir seyir sorusu alacağım. Hatta birkaç kişi sordu da ben Tabii. Süleyman Eraklı. Tayyip Kanarya ile Ömer Çelik çift forvet oynatmayı düşünüyor musunuz demiş. Ömer Çelik, Ömer Yıldız mı? Ömer Yıldız herhalde. Pardon Evet, ben. Ömer Yıldız. Yanlış. Tabii ki de Ömer Yıldız'la Tayyip olur. İki tane iyi forvetimiz var. Hatta ikisinin yanında o bölgede oynatabileceğimiz Volkan var. Genç oyuncumuz Carlak var. Eskicimiz var. Bunların hiçbirini dışlamak istemiyoruz. Yani ikisinin ismi söyleniyor ama formasyonda 4-4-2'de oynayabiliriz. Geçen sezon oynadık. İbrahim'le, Uğur Türk'le. İbrahim Alan ve Uğur Türk oynadık. Tayyip Kanarya'yla ve Ömer Yıldız'la da oynayabiliriz. Hatta kenar oyuncularından buna İlker Sayın'ı katabiliriz. Gökdeniz Varol'u katabiliriz. Çift forvet oynatabileceğimiz. Formasyon çok. Oyuncuların yeter ki sakatlık yaşamasınlar. Performansları bu şekil iyi olsun. İkili de oynayabiliriz. Tekli de oynayabiliriz. Ama performans iyi olsun. Önemli olan bu. Evet hocam ben başkanla ilgili bir soru soracaktım. Kendisi de yanımıza gelmiş. Başkanım buradan hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin. Buradan hatırlatalım. Cuma günü de başkanımızla yayınımız olacak. Seyircilerimize de buradan duyurusunu da yapayım. Başkan Celi Çalışkan ile aranızda nasıl bir iletişim var? Bu soruyu soracaktım size. Başkanı da görünce sorayım istedim. Başkanıma selamlar buradan. Allah razı olsun. Sizin bu süreçte verdiği bütün sözlerin arkasında durdu. Dimdik ayakta durdu. Çok yayın yine koptu mu? Şu an geldi hocam. Verdiği bütün sözlerin arkasında durdu. Yani bu süreçte biraz yalnız kaldı. O da zaten sistemlerini dile getirir Cuma günü programında. İnşallah daha fazla destek buluruz. Celil Başkan'ı yalnız bırakmayız ama bu süreçte bütün takımla, sadece şeyle değil, benle değil, bütün takımla bir abi kardeş ilişkimiz var. Bu da zaten sahaya da yansıyor. Bu birliktelik, bu inanmışlık, sahibi bu abi kardeş ilişkisi, bu aile ortamı başarıyı getirdi. Bundan sonra da bu ortam bozulmadan başarılı bir şekilde devam edecek. Peki hocam transferler devam edecek mi yoksa transfer için kapattınız mı? Tabii bütçemize uygun oyuncu bulursak 2-3 bölgeye takviye yapmak istiyoruz ama o bölgeleri bana sorma. Çıkabilecek oyuncu da olabilir takımımızdan. Girebilecek oyuncu da olabilir. Transfer dönemi zor bir süreç. Özellikle devre arası. Bonservisler çok yüksek oluyor biliyorsun. Kolay değil. O yüzden Bayburt Spor'un da Celil Başkanımın her zaman söylediği gibi Bayburt Spor'umun 1 TL bile çöpe atacak parası yok diyor her zaman. O yüzden bütçemize uygun oyuncu yakalarsak içeriye katıp transferi öyle bitirmek istiyoruz. Çünkü bir hafta daha var. Öncelikle hedefimiz Sivas Belediye maçını kazanıp seriyi, başladığımız bu seriyi devam ettirmek. Hocam Burak Kaymak demiş ki Bayburt Şehir'in takıma ilgisinden memnun musunuz? Vallahi iyi bildiğim 3 tane taraftar grubu var. İşte gurbetçiler var, gadalar var ve sarı duvarımız var. Allah razı Evet. olsun hiçbir yerden destek almadan tek başlarına geliyorlar. Destekliyorlar bizi. Ama onun dışında Covid'di, aşı süreciydi. Bayburt çok soğuk, soğuk etkiliyor olabilir. Tribünler boş. Gerekli ilgiyi görmediğimizi düşünüyorum. Bir takımın daha ne yapabilir? 4. sırada bitirmiş bir takım tribünleri doldurmak için ne yapabilir? Yani
Şu an pendiğin durumunda olsaydık tık havası dolu olacak mıydı? Zannetmiyorum. Yani net bir şekilde söylüyorum. Gördüğüm şey bu. Ama taraftar gruplarımızın da elinden gelen bir şey yok. Çünkü pandemi ve aşı onların da belini büküyor. Öyle düşünüyorum. Biraz da soğuk burada çok etkin. O yüzden Celil Başkanımın söylediği Bayburtspor'umu hep böyle söylüyor. Bayburtspor'umu kimseye, şahıslara değil, belli bir konuma getirmem lazım diye. İnşallah o desteği de bulur. Hem taraftardan, hem şehirden, hem mülki amirlerden, herkesten bulur. İnşallah başarılı olmaya biz de devam ederiz. Süreç bu. Anladım. Hocam bir seyirci sorusu daha hocam. Bayburt Stadı'nın zemin durumu çok kötü. Sebebi yoğun kar mı yoksa maddi sıkıntı mı demiş. Yok, Zeynep isimli bir maddi seyircimiz. sıkıntıyla hiçbir alakamız yok. Maddiyatla alakalı bir şey değil. Kar yağdıktan sonra yeşil olan bütün bölge ister istemez sarıya dönüyor. Yani bu Evet. hatta tiyatro gibi dalga da geçmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Arka taraftaki tribünümüz de yapıldı. Çok güzel bir stadyumumuz oldu. Buna eminim. Zemin de istediği kadar kar yağsın, soğuk olsun. Bugünkü yaptığımız antrenmanda zemin çok güzeldi. Sadece rengi soğuktan dolayı mevsimsel kötü. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Maddiyatla alakalı. Tabii ki biri çıkar stadyumu alttan ısıtmalı yaparsa Sivas'taki gibi. O ne mutlu bize tabii ki de. Tabii. Hocam, Bayburtspor'la ilgili uzun süreli hedefleriniz var mı? Ya öncelikle hedefim uzun süreli hedef demeyelim de başarıyla başarısızlığın önünde hiçbir şey duramıyor. Öncelikle hedefim bu takımla PTT'ye çıkmak. Bu takımla şampiyonluk yaşamak. En büyük hedefim bu. Yani onun dışındaki hiçbir şeyle yoğunlaşmış da değiliz. Ekibimizle, takımımızla. En büyük hedefimiz bu takımla şampiyonluk yaşamak. Oyuncu kalitesinin bana verdiği bu güvenle konuşuyorum bunu da. İnşallah da başaracağız. İnşallah hocam. Kadir Çelik takımla ayrılacak mı diye bir seyirci sorusu var hocam. Cevap vermek ister misiniz bilmiyorum. Kadir Çelik, Abdülkadir Evet. Çelik. Evet. Kadir Çelik takımdan ayrılacak derken 4 transfer hakkı doldu. Şu an bizim bünyemizde oyuncu. Başkanımla istişarede eğer transferimiz 30 kişinin altında kalırsa katabiliriz, devam edebilir. Çünkü oyuncu kendi gitmek istedi transfer sürecinde. O yüzden önünü açtık. İyi bir teklif aldı maddi anlamda. O yüzden önünü açtık. Kiralık geldi halde. Ama transfer hakkı yokmuş. Oyuncu dönmek istedi ama şu anda FS işlemi yapılmadı ama bütün her şey onay verildiği için burada Celil Başkanım ne derse o olacak. O yüzden beklememiz lazım. Çünkü görüştüğümüz oyuncular var. 3 tane oyuncu katabiliriz. O yüzden sayıyı 30'da tutmak zorundayım. Süreci zaman gösterecek. Bir hafta içinde belli olur. Peki. Bir şey sorusu gördüm ama şu anda. Hocam ben bir iki tane biraz sizin şahsi kariyerinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii Taner buyurun. Arız'ın kariyer hedefi nedir? Ya tabii ki de Uzun herkesin süreli hayalini nelerdir? ben şimdi Galatasaray camiasında yetiştim. Orada başladım. Evet. Amatörden Galatasaray'a gittim. Orada yetiştim, büyüdüm. A takımla 2 sezon Fatih Terim'le, Lucescu ile çalıştım. Devam eden bir futbolculuk kariyerim oldu. Küçümsenecek bir sayı değil. 500'den fazla sahaya çıktım. Benim için çok değerli bir sayı. Devamı nasıl gelir bunu bilmiyorum. Hep şöyle söylüyorum. Hesapta olan değil, nasipte olan diye. Bu Celil Başkan'ın arkamızda çok durdu ekibimizin, yanımızda çok durdu. Çok isim var, gelen, giden, yapan ama ben yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki de herkesin hedefi Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi büyük camialarda, Trabzonspor gibi büyük camialarda hocalık yapıp Avrupa'ya gitmek olabilir, milli takımda çalıştırmak olabilir. Ama bunu zaman gösterecek. Söylediğim gibi en büyük hedefim bu takım. Hedef gelecek adına da, bundan sonraki kariyer adına da bu olur. Hocam bir seyirci sorusu var. Tabii. Sivas Belediyespor maçı için görüşme yapılacaktı. Saha için görüşme acaba ne oldu demiş. Şu an daha görüşülüyor. Sivas Valimiz Bayburt'tu biliyorsunuz. Celil Çalışkan Başkanım görüşecek. Ne olur ne biter bir şey diyemiyorum. Bunu da Perşembe gününe kadar yani akşam saatlerine kadar belli olmuş olur. Hocam her yerden mesajlar var. Özellikle tabii ki Bayburt'tan olmak üzere. Gümüşhane'den, Samsun'dan, Van'dan, Çorum'dan mesajlar var. Desteklerini, size destekleniyor oluyorlar.
Hatta Gümüşhane'den de bir seyircimiz selam istiyor sizden. Tarihinde yaşamadığım, görmediğim bir şey gördüm bu kulüpte. Bu Celil Çalışkan Başkanım'ın yapmış olduğu bir şeydi bu. Bütün herkese süresi gelmeden protokol imzaladı. Bütün oyuncularımız serbest. Hatta şu anda bile serbest. O yüzden söylüyorum, abi kardeş ilişkimiz bizi başarılı kıldı. Bir arada birlikte hareket etmemiz bizi başarılı kıldı diye. Bütün oyuncularımız serbest. Gelen teklifleri 3 oyuncumuz değerlendirdi sadece. 3 oyuncumuz başkandan izin alarak gittiler. Bunların hiç kimseye Celil Başkan'ın özellikle kal demedi. Tabii ki de teklifler yüksekti. Onlara da hak vermek lazım. Bir şey diyemiyorum. Ama bizle devam eden oyuncularla devam ettik. Bizim aramızda kattıklarımızla inşallah daha güçlü bir şekilde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani çok kaliteli insanlar, çok iyi oyuncular. Üçü için de aynı şeyi söylüyorum. Gönül isterdi ki başladığımız bu yolda sonunu da beraber getirelim. Ama onların da Allah yolunu açık etsin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Zaten İbrahim başarılı, Uğur da başarılı. Gol atmaya devam ediyor. Ömer bu ara oynamadı. İnşallah o da oynar. Başarılı olurlar inşallah. Çünkü çok düzgün karakterler, çok düzgün insanlar. Allah yardımcıları olsun diyorum. Konu dağılmasın. Celil Başkanımın yapmış olduğu şeyi çok yöneticiyle çalıştım. Çok başkanla çalıştım. Tarihte böyle bir şey görmedim. Emin olun. Yani oyuncuya protokol verip, oyuncunun lig bitmeden serbest kalacağı bir şekilde bir protokol aldı oyuncular. Ama oyuncular da o kadar karakterli ki hiçbiri 2 katı, 3 katı teklif aldıkları halde yarım sezonluk. Hiçbiri bu kulübü ve Celil Başkan'ı ve bu ekibi bırakmadılar. Birlikte hareket ettiler. O yüzden inancım daha da fazla birlikte hareket ettikleri için. İnşallah sonu da şampiyonlukla, mutlulukla bitecek diye düşünüyorum. İnşallah kimse de yalnız bırakmaz Celil Çalışkan'ı. Bu şekilde birlikte hareket edip büyüyerek, taraftar sayısı olarak da büyüyerek, şehirdeki ilgi olarak da büyüyerek devam ederiz. Başarabileceğimizi düşünüyorum. Hocam, Uğur ayrılmasaydı Tayyip Kanay ve Uğur Türk ikilisi nasıl olurdu forveti demiş bir seyircimiz. Vallahi gidenlerin üzerine konuşmaya gerek yok. Tayyip olsaydı Uğur'u değil de İbrahim Alan'ın kalmasını isterdim. İki değişik oyuncu. Biri arkaya koşu atan, biri pasla yapan. Çünkü Tayyip'le Uğur'un şeyleri biraz benziyor, tarzları. O yüzden tercihim iki tane aynı oyuncu olmazdı diye düşünüyorum. Peki. Hocam yine bir seyirci sorusuna devam edeceğim. Tabii. Sizce antrenörün akademik geçmişi olması artı mı demiş bir tane taraftarımız. Anlamadım soruyu. Antrenörün akademik geçmişi olması artı mı demiş. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Ya tabii ki de artık. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Emre Belözoğlu başarısız mı? Bana göre Avrupa'ya gidecek. Milli takımı çalıştırabilecek hocalık kalitesine de donanımına da sahip. O kadar sahaya çıkan bir oyuncu, o kadar hocayla çalışmış bir oyuncunun tecrübesiz deme şansınız olamaz. Sadece çalıştığı bir tane hocadan bir şey takıma katsa, sadece o tecrübeli oyuncu kariyerindeki bir tane çalışmadan bir örnek gösterse ya da kariyeri hakkında konuşsa, o bilgilerini aktarsa o bile yeterli olur diye düşünüyorum. Emin ol. Sağdan tabii ki de çok başarılı Mourinho oynamadı mesela. Ama başarılı, çok başarılı. Yani bunlar Evet. şimdi örnek nasıl söyleyeyim sana? Oyuncu grubu bir yere getiriyor. Hocayı da, takımı da, şehri de. O yüzden oyuncu grubunu iyi yakalayan teknik direktörler başarılı oluyor, devamı geliyor. Çok başarılı yeni dönemde çıkan bir sürü hocamız var. Allah hepsinin yardımcısı olsun, bizlerin de yardımcısı olsun. Ama iyi hocalarımız var. Şöyle söyleyeyim, yaşı büyük. Ya Türkiye çok değişik. Siyasi gücü kullanan hocalarımız var, başarılı olan hocalarımız var, başarılı olup hiçbir yerde çalışamayan hocalarımız var. Başarılı olmadığı halde her sezon 2 tane 3 tane takım bulan hocalarımız var. Bu çok değişik, çok uzun bir konu. O yüzden bu konuyu burada keselim. Çünkü başka yerlere de Hocam gidecek, emin ol. seyircimiz soruyu yanlış anladınız demiş. Akademik eğitim derken hani üniversite eğitimden bahsettim demiş. Ha, tabii ki de. Niye hem mektepli hem alaylı hem kalaylı diyeyim bu şekilde? Tabii ki de önemli. Önemsiz olur mu? Yani eğitimin kötü olmasını söyleyebilen kimse olacağını düşünmüyorum ya, zannetmiyorum. Eğitim her zaman okulda da, normal hayatta da önemli. Tabii. Hocam yeni tribünü ne zaman açılacağını soruyor taraftarlarımız. Bununla ilgili bir Tribünümüzün bilginiz var mı? 1 ay süresi kaldı diye biliyorum.
İnşallah bir ay içinde onu da açmış oluruz. Ama önce bir tarafı dolduralım, ondan sonra öbür tarafı açalım istiyorum. Önce bir taraf tıka basa da olsun bir maç oynayalım. Böyle kazandığımız, onlarla beraber kucaklaştığımız böyle tıka basa bir maç olsun ki öbür tarafta da seyirci görmeye alışalım ama bence önce bir tarafı dolduralım. Nasip edersin. Hocam Fatih Terim'in Öçesku ile çalıştım dediniz ama idol olarak düşündüğünüz teknik direktör var mı, yerli veya yabancı? Vallahi yerli saymayayım sana ama yabancı Simeone olabilir, Klopp olabilir. Neden diyecek olursan da elindeki malzemeyle her sene yıldız oyuncuları gidiyor bu hocaların. Her sene yıldız oyuncuları gidiyor. Her sene elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanan hocalar. Simeone'yi çok beğeniyorum. Belki uç nokta bu verdiğim örnekler. Oyunculuk döneminde de etkilendiğim hocaların başında geliyordu. Çünkü kadro yapısıyla bakıldığında elindeki kadroyu en iyi kullanan hocalar. Tabii ki de çok başarılı hocalar var. Bunları söyleyebilirim sana. Hocam bir şey sorusu da alacağım. Mert Turgutlu, Volkan Atasoy hafta sonu oynayacak mı, kadroda olacak mı demiş. Volkan Atasoy. Evet. Anlamadım. Atasoy hafta sonu kadroda olacak mı demiş. Evet, kadroyu burada açıklayayım yani onlara. Onu mu istiyorlar anlamadım. Evet, Yani almayı en azından düşünüyorum. Volkan'ı merak etmiş en azından. Evet, almayı düşünüyorum kadroyu. Cerrah'ta Bir bir şey sorusu da sakatlığımız alacak var. mı? 3 tane forvetimiz var şu anda. Eskiciyi altyapıda kullanıyoruz. Gelişimi için. Batuhan'ımız var genç. Onları altyapıda kullanıyoruz. Şu an elimde 3 tane forvet var. Üçünü de kadroya almak istiyorum. Yani Carlağ'ın bir sakatlığı var dizinde. İbrahim Carlağ'ımız var. Bir sakatlığı var dizinde. Bir hafta, bir 10 günlük bir süreç aramızda olmayacak. Elimizde 3 tane forvet kalıyor ama o 3 bölgede, forvet bölgesinde oynayacak İlker Sayan var, Gökdeniz Varol var. Yine Emre Şahin'i de kullanabiliriz o bölgede. O yüzden sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Elimiz bollaştı. Celil Başkan'dan Allah razı olsun. Geniş bir kadromuz oldu. İnşallah bunu da skorlara yansıtarak seri bir şekilde galibiyetlerle devamı gelecek diye düşünüyorum. Hocam, Bayburt'un kış maçları İstanbul'da oynasa daha çok dolar demiş. Böyle bir düşünceniz var mı Ömer Faruk? Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul Bayburt'un tribünlerini biliyorum. Bir de bir iki maça şahit olmuştum. Çok fazla tribünü doldurmuşlardı. Sebebini bilmiyorum. Yani önümüze ket mi koyuyorlar ya da işte taş mı koyuyorlar? Şimdi o tarafı kötülemek de olmaz. Sonuçta orası da bir camia, amatörde de olsa saygıyı hak ediyor. Başarılılar da çıkmaya çalışıyorlar uzun süredir. İyi de paralar harcıyorlar. Başaramadılar. İnşallah onlar da başarılı olur. Ama birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Pivot takımımız olabilir. Yani kullanabiliriz o tarafı da. Oradan iyi oyuncuları bu tarafa katabiliriz. Bunlar ayrı sonraki süreçte konuşulacak şeyler ama bence iki tarafı ayırmamak lazım. Bir olursa her zaman birlikten güç doğar. Ben böyle düşünüyorum. Taraftarı yani sonuçta Fenerbahçe Beşiktaş değil. İkisi de Bayburt'tan besleniyor. İkisi de şehrin takımı. Biri İstanbul'da olmuş, biri Ankara'da olmuş. Fark etmiyor. Ankara Bayburt olabilir bu takım olarak ya da Bursa Bayburt olabilir. Fark etmiyor benim için. Gurbette de bir takım olabilir. Yurt dışında da bir takım olabilir. Birlikte hareket etmekten güç doğar diye düşünüyorum. Hocam, Kübra isimli bir seyircimiz Mustafa Turgut'un gelişimini soruyor. Mustafa Yiğit Turgut. Mustafa Yiğit Turgut, Galatasaray altyapısından çıkan bir oyuncumuz. İyi de bir oyuncumuz. Sadece sağımız biraz buzlu. Fiziksel kapasitesi biraz zayıf ama onun dışında çok yetenekli bir oyuncu. Gelişimi açısından da oynayabileceği bir yerde olması, yani şans bulma açısından başka bir takımda olması onun için avantaj olurdu ama şu an ikinci ligde şampiyonla oynayan bir takımın içinde. Ankara Spor maçında ilk 11 oynattık. Sonra 2-3 maç sonradan oyun aldık. Karşılığını da verdi. Vermeye de devam edecek diye düşünüyorum. Yani performanstan memnunum. Sadece onun değil, bütün oyuncu kardeşlerimin performansından memnunum. Zaten bu performans bizi buralara getirdi. Bundan sonra da devam edecek diye düşünüyorum. Peki. Hocam, yani Sivas deplasmanları her zaman zordur. Hele ki bu aylarda daha da zordur. Bu hafta Evet. Sivas'a gidiyoruz. Evet. Sivas Belediyespor deplasmanında nasıl bir maç bizi bekliyor? Neler düşünüyorsunuz bu maçla ilgili? Şimdi içim rahat. Nasıl rahat? Takımıma çok güveniyorum. Takımımıza çok güveniyoruz. Hem ekip olarak. Sahaya zemin olarak biz de alışkınız. Yani orada buzlu zemin olsa da biz de burada zaten buzlu zemine alışkınız. O yüzden şartların eşit olduğunu düşünüyorum.
Oyuncu kalitesi olarak da kızmasınlar sakın bana. Onlardan daha üstün olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunu sonuca yansıtarak oradan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz, çalışmamız bu yönde. Hocam bir seyircimiz de demiş ki en çok kaybettiğimiz maçlar arasında kazanmaya hak edip en çok kaybettiğimiz maç hangisi demiş. Şöyle söyleyebilirim. Biri Çorum maçı. Hak ettiğimizi düşündüğüm bir Onu maçtı. düşünüyorum. Ben de onu Yani düşünüyorum. ilk önceliğim bu maç diye düşünüyorum. Yani kaybettiğimiz ilk olarak bunu söyleyebilirim. Diğerlerine girmeyeyim bile. En çok hak ettiğimiz maç buydu. Hocam altyapıyı soracağım. Yani ben bütün teknik direktörlerle yaptığım yayınlarda hep sorarım. Bana göre en önemli konulardan biridir Türk futbolunda. Altyapıya bakış açınız, bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi amatör takımda yetiştim. Hürriyet Eğitim Spor diye. Oradan Galatasaray'a transfer oldum. Galatasaray'a transfer olduktan sonra çok büyük bir gelişme kat ettim. Yani Türkiye'de altyapı çok yerlerde söyleyebileceğim tek şey yerlerde oldu yani. Saha elverişsiz. Tesis elverişsiz. Yemek çıkmıyor. Oyuncunun kalacak yeri sıkıntı. Yani bu şeyler çok uzun vadede yatırım gerektiriyor. Şimdi Altınordu'nun yaptığını kaç tane takım yapabilir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Süper Lig'deki takımların dışında kaç tane takımın altyapısı çok üst düzey? Hatta şu kadar ileriye gideyim yine kızacaklar belki ama yani altyapıda asgari ücrete çalıştırdığınız hocaların olmaması lazım. Çok daha Evet. değerli, çok daha üst düzey hocalar olması lazım ki belli bir seviyeye çıkarsınlar bizi. Yani koordinasyonu bile 18 yaşında A takıma çıktığında oyuncuların görmemesi lazım. O yüzden çok uzun süre çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Altyapıya yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah o zamanları da görürüz. Bir şey diyemiyorum şu anda. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa taraftara camiaya da mesajınız varsa alabiliriz. Vallahi ben ekibimi davet etmek istiyorum buraya. Tabii. Ekibimi hemen davet edip teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu arada siz bunları çağırırken bazı seyircilerimiz hep konuştuğumuz konularla ilgili sorular sormuşlar. Biz hepsini Tabii. cevapladık. Bunu da kaçırmışlar. Bunu duyurusunu yapayım. Futbol Anadolu YouTube kanalına abone olsunlar. Bu akşam veya yarın akşam programımız yayınlanmış olacak. İnşallah. Gelin arkadaşlar. Ekibim adına İyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Caner Hocam analizcimiz, kaleci hocamız Veysel Hocam, Ali Tuna atletik performansçımız, Hüseyin Akoğlu yardımcı antrenörümüz. Programa kattığın için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hedefimiz şehirle, taraftarımızla bütünleşip hak ettiğimiz şampiyonluğu bu şehre getirmek. İnşallah bize bu nasip olur. Çok teşekkür ediyorum programa kattığın için. İyi akşamlar diliyorum. Ben de ekibim adına, futbol Anadolu ekibi adına hepinize teşekkür ediyorum hocam. Tekrardan yayınımıza katıldığınız için sezonun geri kalanında başarılar diyorum. Bir Bayburt olarak orada atladım. Moderatör Bayburt'tu galiba demişler. Aynen öyle. Ben de Bayburtluyum. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. İyi günler diyorum hocam. İyi akşamlar kardeşim. Görüşmek üzere.